Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İni Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet, size yine çok tatlı bir fıstık boyası hazırladım. Uzun zamandır da bu mürdüm rengi tülbentimize model çekmiyorduk. Buna da çok yakıştı. Rengi çok güzel açtı. Evet, modelimize bakalım. Evet, modelimiz bu şekilde. Şöyle hem çimeni fıstık hem de çiçeğini fıstık olarak değerlendirdim arkadaşlar. Bakın çok güzel bir model çıktı ortaya. Şöyle ütüye de gayet uygun bir model. Şöyle bir tane hazırladım sizler için. Bir tane de sizlerle tülbentini aynı renginden, mürdüm renginden yapacağız. Şöyle çok hoş oldu arkadaşlar. Bir de şöyle mor zemin üzerinde de size göstereyim. Bu ışık açısından da rengi bazen net çekemiyorum. İnşallah bu sefer şöyle güzel rengini göstermiş olurum modelimin. Evet. Gördüğünüz gibi ilk önce bu çimenindeki fıstıkları yapıyoruz. Sonra üst kısmına bu çiçeklerini takıyoruz. Modelin anlatım kısmına geçerek şöyle nasıl yapıldığını tarif edelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tülbentimin kenar tığlama işlemlerini hazırladım. 3 zincir de çekilebilir arkadaşlar. Daha önce benim bu tığ battım hazırdı bu şekilde. Şöyle 2 tane tığ battı arasına 2, 4, 6, 7, 8 tane bırakacağım tığ battıyı. İlk başlarken de aynı şekilde başlıyoruz. Bakın. Şimdi arka tarafı unutuyoruz. Her zaman gibi sık iğne ile tığ battığımızın içine sabitledik. Ve 1, 2, 3 zincir. İpimi iyice esnettim. Sıkı sıkı da zincirlerimi çekip bu şekilde 8 tane tığ battıyı hazırladım. Ve şöyle yine kameramız düşmüş. 8 tane tığ battı yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum. Fıstığım için yuva olacak. 7, 8, 9, 10. Evet. Zincirimiz hazır. Şöyle ilk üçünü fazla ipi uzatmadan şöyle zincirin altından girip üzerinde bir zincir çekiyorum. Bu 3 ilmeği arkadaşlar yuvarlak dönüşlü olsun diye, kenar yukarı kalkmasın diye bu şekilde fazla çekmiyorum. Bakın ilk 3 ilmeği. Ama diğer yapacağım bu 15 ilmeği fıstığımızın boyutu ne kadarsa o kadar uzun çekebiliyoruz. Şöyle bakın. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Hepsini şöyle zincirin altından girip şöyle ilmeği üstünde bir zincir çekerek 18'e tamamlıyorum arkadaşlar. Ve en sonunda da hepsini böyle tığımdan geçirdim. Tüm ilmekleri bakın. Biraz daha dolgun bir fıstık yaptık. Şöyle ipinizi hafifçe oynatırsanız bu yuvalaklaşıyor arkadaşlar. Şurada bir takılma var. Onu çıkarıp şöyle tekrar tığımdan çıkarayım arkadaşlar. Görebilirsek. Evet. Şimdi bunu zincir çekmeye başladığımız bu fıstıktan girip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle. Buraya dibine de bir tane zincir çekip fıstığımızı oluşturup bakın büyük iri bir fıstığı özellikle yaptım. Çimen de güzel duruyor arkadaşlar. Çiçekte olmasa da çimende biraz iri yapmaya gayret gösterin. Evet, şimdi buraya 5 tane tığ battı yapıyorum üçer zincirden. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen
Tığ battıma girip bir tane 1 2 3 zincir tığ battısına girip şöyle 2 tekrar 3 3 zincir 4 şöyle 1 2 3 5. ve sonuncu. Fıstığımızı yaptıktan sonra 5 tane de bu şekilde üçer zincirden tığ battımı hazırladım. Şimdi buraya 2 tane orta boy büyüklüğünde örümcek yapacağız. Şöyle tığınız uzattığınız ilmek örümceğinizin büyüklüğünü belirler arkadaşlar. Küçük örümcek güzel durmuyor. Orta boy. Bakın bundan bir tane daha yapıyorum şöyle üst kısmına. Şöyle bakın aynı boyutta göz kararı ayarlayabilirsiniz. Eliniz alışınca da şu kendiliğinden ayarlanıyor bakın arkadaşlar. 10 birlikleri. Biri büyük biri küçük olmasın. Aynı ebatta 2 tane bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi bunu şöyle tersine çevirip 4. tığ battıya kapatacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bir tane kalacak yani. Bu fıstığımızla örümceğimizin ara kısmında. Bir zincir çekerek şöyle üst tarafına dönüyoruz. Örümceğin orta kısmın tek kısım altta çift olan üstte şöyle buraya sık iğne yapıyoruz. Evet bu 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 10 11 ve toplamda 12 tane bu şekilde örümceğimize sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 zincir çekerek fıstıklarımız için yuva oluşturacağız. Şöyle 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimizi yine bakın buradan şöyle tek teli altta olacak şekilde ters döndüğümüz için dönüyor. Şöyle sık iğne ile buraya sabitliyorum. Buraya da 12 tane sık iğne yapacağım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 12 tane alıyor arkadaşlar. 11 ve 12. Evet, toplamda örümceklerimize bu şekilde 12 tane sık iğne yaptık. Şöyle göstereyim. Yapmış olduğumuz örümcek yuvamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu sık iğne ile tığ battının içerisine sabitliyorum ve oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum. Buraya yuvanın içerisine tığ battımı hazırladım bakın. Ve 1 2 3 6 7 8 9 ve 10. 10 zinciri çektim. Hafif ipimi uzatıyorum. Alt kısımdan girip şöyle 1 2. Bu 2 tanesini fazla uzatmadan yapıyorum. Diğer 15 tanesini arkadaşlar bu şekilde uzatarak büyük bir fıstık yapıyoruz. Şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10. Bakın biraz daha uzun çekiyorum. Alttan gir, üstten zincir çek. Bu şekilde 17 tane, 18 tane ilmeği topladık. Hepsini birden bakın buraya bu şekilde kapatıp aynı tığ battıya zincir çekmeye başladığımız
Tığ battının içerisine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Ve 1, 2, 3 zincirimi çekip buraya 8 tane arkadaşlar ara mesafesi olarak bakın vermiş olduğumuz şu ara tığ battığı yapıp yine aynı şekilde buraya bu fıstıklı çimenlerden yapacağız. Evet, şu mesafeyi de yapalım ve çiçeğimize geçelim. 3 zincirimi çekip kapattım. 3 zincir. İpinizi iyice esnetip incecik yapacaksınız. Sonra da sıkı sıkı zincir çekecek ve zürafalarınız tıpkı İğne oyasındaki gibi duracak. Tığ battılarınız aynı zürafaya benzeyecek arkadaşlar. Evet, şimdi çiçeğin yapılışına geçelim. Evet, şöyle çimenini hazırladık. Bakın arkadaşlar, çimeninden sonra fıstığın yapılışına bu 6 zincirli yuvaya girerek başlıyoruz. Fıstıklar 3 ilmek eksik yaptım. 15 tane ilmekten oluşacak. Biraz küçük olsun diye. 8 tane zincir çekiyorum. 3 4, 5, 6, 8. 8 tane zinciri çektim. Yine aynı şekilde 3 ilmeği fazla uzatmayacağım. Şöyle. Diğerlerini artık fıstığımın olması istediği boyuta çekiyorum. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8. 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Toplamda arkadaşlar bakın zinciri küçük tuttum ki fıstıklarımız daha küçük olsun diye. Bu şekilde 15 tane ilmeği toplayıp yeşil yuvaya buraya sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunu tutturduk ya. Üzerine muhakkak bir zincir çekelim ki daha rahat böyle sabitlensin burayı. Şu ilmeğimizi de ateşleyip azından yaparken rahat yapalım arkadaşlar. Şimdi bundan aynısından 3 tane yapacağız. Yine 8 tane zincir çekiyorum. Bakın. 3, 4, 5. 7 ve 8. 8 zincir hazırladık. Parmağımızın üzerine yerleştirdik. Ve buraya ilk üçünü şöyle bir fazla uzatmıyorum. Diğerlerini artık istediğim boyutta fıstığım ne kadar büyüklükte olmasını istiyorsam ilmeğimi o uzunlukta çekiyorum. 6 7 10, 11, 12, 14 ve 15. 15'ini birden toplayıp buraya sabitliyorum. Bakın yuvarlandı. Şöyle orta boy fıstıklar yapıyorum. Buraya İyice oturtturduktan sonra üzerine bir zincir çekiyorum ki şöyle fıstık daha sabitli dursun dip kısmı arkadaşlar. Şimdi bir tane daha sonuncuyu da yapalım. Yine 8 zincir. 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri çektim. İlk 3 ilmeği fazla uzun yapmıyorum ki şöyle köşe dönüşü güzel duruyor. 3. Şimdi istediğim boyutta uzatıyorum 4. 5 alttan girip üstüne bir zincir 7 8 9 10 11 12 13 13 14 şöyle 15 evet.
Şimdi hepsini birden tığımdan geçirdim. Geçirdikten sonra yeşil yuvaya şöyle sık iğne ile buraya tutturuyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ki daha rahat bu fıstığımız otursun arkadaşlar. Şimdi ipimizi koparıp yakıp fıstıklarımızı geliyoruz. Evet, fıstıkları tamamladık bakın arkadaşlar. Şöyle çimenini yaparken dikkat etmeniz gereken sadece bu örümceklerin aynı boyutta olması. Şöyle şekli zaten ters dönünce bozulsa bile bakın sık iğne yapınca hemen düzeliyor. Zaten sık iğnesini yaparken gördünüz. Ters döndüğü için farklı durabiliyor. Ondan bir şey olmaz arkadaşlar. Üstünün sık iğnesini bakın benim de şöyle çok güzel düzeldi. Çok hoş bir model arkadaşlar. Ara mesafesi de gayet 8 tane. Bu şekilde normal yani. Bakın sarıyla şu mor çiçeğimizin arasındaki mesafeden bahsediyorum. Çok da hoş durdu arkadaşlar. Gerçekten şöyle yapılmaya değer bir model. İşte ne fazla ağır ne bazı iğneden tığlar çok sık iğneli 5 yapraklılara göre orta ağırlıkta arkadaşlar. Hem de fıstık oyasını elinizin alışacağı bir model oldu. Şöyle tüm püf noktalarıyla da sizlere anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı, işinize yarayan da bir model olmuştur. Amacımız zaten tüm video çeken arkadaşların amacı o. Elinden geldiği gayreti herkesin gösterdiğini düşünüyorum. Evet, modelim bu. Bakın şöyle bir de ışıkta tutarak sizlere daha yakın ve güzel bir görüntü vermek istiyorum. Bunları TikTok'a da atıyorum arkadaşlar. Orada da bir özellik var. Bilmeyen benim gibi video çeken arkadaşlar da 100 bin aboneye ulaşınca galiba izlenme oranında şeyler oluyormuş herhalde. Pek de net bilmiyorum. Yanlış da bilgi vermeyeyim sizler için. Öyle bu şekilde oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da sayfam tığ oyaları dünyası olarak var arkadaşlar. O şekilde göstereyim. Yapılış şekillerini videolarını da atıyorum oraya. Daha hızlı bir şekilde sığdırmak için 5 dakikadan fazlasını izin vermiyor. Bu şekilde. Gerçekten çok hoş olmadı mı arkadaşlar? Gerçekten yapılmaya değer bir hoş bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.